Esmer sokar balığı Sigonus luridus. Bu balığın da aslen kökeni Indo-Pasifik'tir, yani istilacı bir türdür. Beyaz sokar balığı gibi esmer sokar balığı da halk dilinde deli, çarpan ve yabani salpa olarak isimlendirirler. Kayalık ve alpli zeminlerde küçük sürüler halinde dolaşmayı seven, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de her yerde görebileceğiniz bir türdür. Siganidia ailesine üye olan bu balık da Indo-Pasifik kökenlidir. Sokar balığının çenelerinde bulunan keskin dişler deniz çayırlarımız için en büyük tehlikelerden birini oluşturur. Bu balığın da aynı şekilde doğal düşmanlarının olmamasından kaynaklı hayatlarını keyifli bir şekilde yiyip içip üreyerek geçirirler ve popülasyonları da çoğaldıkça çoğalır. Beyaz sokar balığından ayrılan en keskin fark kuyruk yapılarıdır. Esmer sokar balığının kuyruğu düz bir şekilde biterken beyaz sokar balığının kuyruğu biraz uzamakta ve hilal biçimi almaktadır. Bu balıklar yaşadıkları yere, yaşa, cinsiyete göre oldukça değişken bir renk skalasına sahiptirler. Karın kısımları beyazken sırt kısımlarına yaklaştıkça kahverengi veya koyu yeşil renge bürünürler. Yanlardan basık bir vücut yapısı vardır ve bu yanlarda bazen hafif lekeler bulunur. Ortalama 10 ila 20 santim arası boylardadır. Ama çok nadir olarak da bazen 30 santim boylara ulaşanları da bilinir. Vücuduna göre ufak bir kafası, büyük gözleri, gagayı anımsatan bir ağzı vardır. Bu balıkların yüzgeçlerinde bulunan bütün dikenli ışınları zehirlidir. Geceleri ya da herhangi bir tehdit hissettiğinde tüm yüzgeçlerini açarak hem olduğundan büyük görünür hem de karşısındakine zehirli dikenleriyle yaklaşmaması için mesaj verir. Havaların ısınmaya başladığı Haziran ve Ağustos aylarında üremeye de başlarlar. Çok fazla bir ekonomik değeri yoktur. Genelde zıpkıncılar tarafından ya da uzatma ağlarıyla yakalanırlar.